Sevgili arkadaşlar, şimdi şu gördüğünüz, elimde tuttuğum yumuşak ve sallanan nedir sizce? Bakın, elimde şu anda. Herkes de var. Aranızda herkesin başını sıkıntıya sokan parça, organ, herkes de var. Hani atasözü var ya, dil söyler saklanır, baş belaya katlanır. Herkesin sıkıntı yaşadığı o nedir? Dil, dil organı değerli arkadaşlar, dil. Evet, şu herkesin başını belaya sokan parça. Senin başına ne geldiyse, hangi konu olursa olsun, sıkıntı, musibet, bela, ne olursa olsun, bereketsizlik, aklına olumsuz ne geldiyse, bundan kaynaklı. Hadis-i şerif var. Bela insanın diline bağlıdır. Bunu tercüme etmeye gerek yok. Yani bu kadar net ve açık. Bela insanın diline bağlıdır. Peki senin başına gelen güzellikler, bütün iyilikler, mutluluklar yine neye bağlı? Susmana bağlı. Senin yine diline bağlı. Çünkü yine bir hadis-i şerif aklıma geldi. Muhakkak sen sükut edince, susunca selamete kavuşursun. Selamette olursun, güvende olursun. Konuştukça kelamın ya lehine yazılır ya da aleyhine. Bu da uzun bir hadis-i şerif. Yani konuştukların senin aleyhine de dönebilir, lehine de dönebilir. Dil, dille alakalı. Yine aklıma başka bir hadis-i şerif yine geldi. Ya hayır konuş ya sus. Çünkü bilim adamları araştırdılar, ispatladılar. İnsan neyi tekrar tekrar söylerse o başına geliyor. Korktuğu, kaçtığı, gündemde tuttuğu veya tekrarladığı ne varsa onları yaşıyor insan. Acaba sen neler yaşadın, ne söyledin? Dil kalıplarını kullanmayı biliyor musun? Dedenin yediği ekşi erik torunun ağzını ekşitir. Acaba senin deden veya anneannen ne söyledi? Veya annen, şu anki seni frenleyen, senin ayak bağın nedir acaba? Kim ne söyledi de şu anda onları yaşıyorsun. Hiç bu taraftan da baktın mı? Bakmadıysan eğer, hemen bu konuya eğilmeni tavsiye ediyorum. Hemen araştır. Başkalarını suçlamayı bırak artık. Onlar değil suçlular. Senin başını belaya sokan şey bu. Suçlu bu. Şu parça. Tamam mı? Bunu düzgün kullanırsan hayatın mükemmel olur. Onu söyleyeyim sana. Onun garantisini sana verebilirim. Hayatın gerçekten çok güzel olur. Ama iyi kullanırsan. Kullanmayı öğrenmen lazım. Bir kamyon ehliyeti nasıl alıyorsan bunun ehliyetini de alman lazım. Yani programa katılman gerekiyor. Öğrenmen gerekiyor. Sen bunu kullanmasını bilmiyorsan o zaman hep başına bela ve musibet gelecek. Biraz önce hadis-i şerifle açıkladım, ispatladım sana. İnanç durumunu bilmiyorum. Bu videoyu izleyen genellikle bizim kitlemiz hadis-i şerifleri dikkate alıyor, ciddiye alıyor. Bilim adamları da bunu ispatlıyor. İnsan bir şeyi tekrarladıkça o başına geliyor. Korktuğu, kaçtığı hep başına geliyor. O yüzden o taraftan bak. Acaba neler yaptın, neler söyledin?
Hayatını güzelleştirmek istiyorsan, arzu ettiğin hedeflerine ulaşmak istiyorsan, hani gerçekten senin dedelerinden, büyüklerinden gelen ekşi erik, torunun ağzını ekşitir hesabı, sendeki o bela ve musibet, sıkıntılar, hani bu yaşadığın sıkıntıları veya o laneti çocuklarına aktarmak istemiyorsan, en azından onları korumak istiyorsan, o zaman biraz önce dediğim hadis-i şerifleri dikkate al. Şu organını kullanmayı öğren. Göreceksin ki o lanet, o bela çarkından çıkarsın, çocuklarına da zarar gelmez. Bu konuda biz yıllardan beri ne yapıyoruz? Almanya'dan Avrupa'daki tüm vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Onların duygularını, düşüncelerini, dil kalıplarını değiştirip hayatta kabuklarını kırıp ailece daha mutlu olmalarını onlara gösteriyoruz. Bize başvuru gönderebilirsin. Eğer sen de istiyorsan, artık harekete geçmek istiyorsan, hemen sen de bizimle iletişime gir. Hemen videonun sağında, solunda veya YouTube videolarımızda form var. Formu doldurup göndereceksin. Ama formu doldururken dediğim gibi çok samimi ve dürüst olman lazım. Formu doldurmadan önce yazıları oku. Ondan sonra dönüş sağlanır değerli arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.